Sayın izleyicilerimiz merhaba, Cevap Sende'ye hoş geldiniz. Bugün yeni bir bölümle karşınızdayız. Bugünkü konuğum İzmir Çiğli CHP Belediye Başkan Adayı Sayın Uygar Yıldırım'la beraberiz. Adaylığı çok tartışıldı, geri alındı. Bütün bu süreç çok gündem oldu. Kendisiyle alakalı çok sorular var, insanların da merak etti. Neden böyle oldu, niçin böyle oldu? Bütün bunları birazdan konuşacağız. Uygar hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle teşekkürler. Beni çağırdın. Ben teşekkür ederim. Sen bizim davetimize geldiğin için. Nasılsın? İyi misin? Pek iyi değiliz bu süreçte. Biliyorsun bir yaşadığımız adaylığımızın geri alınmasıyla ilgili bir süreç yaşadık. Tabii mücadelemiz devam ediyor. Elimizde haklı olan bir sebeplerimiz var. Parti meclisi ve MYK'dan geçtiğimiz bir süreç. Ben birazdan bunların hepsine gireceğim. Fakat bizim programımızın da klasik sorusudur bu. Uygar Yıldırım kimdir? Buralara nasıl geldi? Ya sen beni zaten tanıyorsun. Ben seni çok iyi tanıyorum. Biz bu arada Uygar'la uzun yıllardır dostuz. Çok yakınızdır. Beraber büyüdük diyebilirim. Ben çok iyi tanıyorum kendisini ama seni insanlar tam olarak tanımıyor. Evet. İsmini biliyorlar. Şu an gündemdesin. Bu siyasi bazı süreçler atlatıyorsun şu an. Biraz kendinden bahset. Onun üzerine sana sorularım var. Biliyorsun Mahmut işte Karşıyaka doğumluyum. O zaman bizim şu an mevcut ilçemizin bir ilçeliği yoktu. Karşıyaka'ya bağlıydı. Karşıyaka doğumluyum. İthal aday değilim. Öncelikle şu an gündemde olan o ev. Sanat ve müzikle içli dolu bir çocukluk geçirdim. Üniversiteyi de burada okudum. Bornova'da okuduk. Konservatuvarda. Biliyorsun zaten o süreçleri sen. Yani ben biraz daha bu konuda şöyle bakmak gerek. Cumhuriyet Halk Partisi siyasetinde İnsanlar birbirini medyadan tanımamalı. Zaten biz parti içerisinde tanınan bir kültürdeyiz. İşte İl Gençlik Kolları Başkan adaylığı yaptık. Parti yönetiminde bulunduk. Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok tanınmayan bir kişilik değilim. Fakat değişimin bir yüzü olarak Çiğli Belediye Başkan adayı olarak görevlendirildik. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in nezdinde ve parti meclisi ve MYK üzerinde. Güzel tepkiler almıştık fakat bazı şeyler yaşandı. Onları da konuşacağız zaten detaylı. Ne zamandır siyasetin içindesin? Ne zaman aktif bir rol almaya başladın? Yani çocukluğumdan beri hayata sol pencereden bakan biriydim. Yani 15-16 yaşından beri aktif siyasetin içerisindeyim. Lise mücadelesinde başladı bu süreç. Ondan sonra biliyorsun protest müzik gruplarının içerisinde yer aldım. Müzikler yaptık, şarkılar söyledik, besteledik. Güzel süreçler yaşadık. Zaten siyasetçilerin bir alışagelmiş bir hayat serüveni olur. Sen bunların biraz daha dışındasın. Farklı bir karaktersin. Daha renkli bir karaktersin siyasette. Bunları konuşacağız. Özellikle Instagram'da, sosyal medyanda da bunları yansıttın. Çok da güzel yansıttın bu arada. Ben bunları tamamen destekliyorum. Çünkü gençlerin diline de anlamak lazım. Onlara da hitap etmek gerekiyor. Bunlar bazen de bu videolarla oluyor. Artık günümüzde sosyal medya çok etkin. Hemen şuna gireceğim. Adaylığını niye geri çektiler? Şimdi adaylığın geri çekilmesini tabii tam sebeplerini ben de bilmiyorum. Daha şu an tam geri çekilmeyle ilgili bir bilgi de yok. Bize ulaşan bir bilgi de yok. Fakat şunu biraz insanları siyasette o asık yüzlerden sıkıldığına dair bir videolar geliştirdik. Artık insanlar gülmeli dedik. Neden? Çünkü siyasetin dili de değişti. Gençlik vizyonuyla bizlerle beraber değişmeli dedik. Sayın Genel Başkanımız da bunu çok belirtti. Fakat da bunun kabul olması biraz zordur. Değişim biraz sancılı bir süreçtir aslında. Evet. Yani buna tam olarak kabullenmek lazım. Tabi bu sürecin içerisinde böyle problemler yaşayacağımız belliydi. Fakat biz videolarda, sosyal medya videolarımızda bunu çok iyi işledik. Çok iyi kitlelere ulaşabildik. Çünkü alışılagelmiş o klasik siyaset dilinden uzaklaştırdık. Yani böyle bir vizyon yaratmaya çalıştık. Bunda başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Ben videolardan çok memnunum, tepkilerinden, feedbacklerinden çok memnunum. Çünkü öyle güzel tepkiler, öyle güzel mesajlar aldık ki olumlu mesajlar. Tabii bazen olumsuz mesajlar da olabiliyor. Siyasete giren bunu kabullenmeli. Çünkü siyaset bir eleştiri yeridir. Burada açık olmak lazım. Ben gayet mutluyum. Videolarla ilgili bir problem yok. Videolara geliriz. Adaylığı niye geri çektiler? Adaylığımızı niye geri çektiler? Tabii bunlarla ilgili spekülatif epey şey geliştirildi. İşte videolar dediler. Çocuk adayı dendi. Bir ilçenin önünde bir grup arkadaşımız. Bizim partili arkadaşlarımız. Onları da çok iyi tanıyorum. Sonra onlar bana telefonla özür mesajlarını falan ilettiler ama asıl sebep ranta teslim olmadık. Tamam, bu çok önemli. Bu detayı iyi işlemek lazım. Çünkü biz o vizyondan çıkıp başka bir vizyonla başladık siyasete. Bir sanatçı vizyonuyla baktık. Şimdi ben kendime sanatçı diye büyük bir takı yapıştırmak istemiyorum ama ya okuduğumuz okuldan mezun olduğumuz zaman ya sanatçı unvanı veriliyor. Burada en büyük tehdit şu görüldü. Çünkü adaylık süreçlerinde saha çalışmalarımızda sürekli telefonlarım çalıyordu. Telefonlarımızın çalmasındaki en büyük hikaye de şuradan doğuyor. Sürekli bir sponsor desteği. Müteahhit, dev müteahhitler. Türkiye'nin bildiği müteahhitler. Sana sponsor olalım Uygar. Aa niye diyordum yani? Sebep ne? Biz kendi seçim propagandamızı yürütecek bir bütçeye sahibiz. Aynı şirketlerim var biliyorsun. Bunu biz hazırlamışız ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde bunun sunumunu da yaptık. Fakat sürekli bir sponsorluk isteği. Biz sana yardımcı olalım, biz sana destek olalım Uygar. Seçimi kazanmayla ilgili. Ben genel başkana söz verdim. 100.000 oy alacağım dedim Çiğli'den. Rekor oyla gidecektik. Fakat bu sponsorlar acil görüşmemiz lazım. Şunu yapmamız lazım derken ben de benim kişiliğim sen çok iyi biliyorsun. Ben rantçılara asla izin vermem. Hayatımın hiçbir alanında rantçılara izin vermedim. Ve belediye yönetimindeki projelerimizde de ranta yönelik hiçbir proje yoktu. Sayın parti meclis üyelerimiz ve MYK'yımız bunun için beni değerlendirdi. Sanırım bazı kişilerin canını yaktık. Biraz adaylarımız o konuda geri çekilmiş olabilir. Tabii bunun konuyla ilgili net bir cevabı bilmiyorum ben de. Daha öyle bir bilgi gelmedi bize. Neden çekildiğimize dair ben de buradan sormuş olayım senin kanalından. Adayımızı niye geri çektiler? Neden geri çekildik? Çok güzel tepkiler alıyorduk. Yüzlerce, binlerce mesaj aldık. Saha çalışmalarına çok iyi tepkiler gördük. Çünkü insanlar o siyasetin dilinden sıkılmıştı. Biz biraz renk kattık. Biraz güldük. Bunlar çok önemli detaylar. Çünkü siyasetin dilini değiştireceğiz dedim ya biraz önce. Biz bu değişimin yüzüydük. Hala da öyleyiz. Ben peşini bırakmıyorum. Adaylığım, hakkımı bunu sonuna kadar sahip çıkacağım. Yani o konuyla ilgili adaylığımızın geri çekilmesiyle ilgili böyle bir tevatür dolaşıyor. Ne kadar doğru, ne kadar gerçek bunu Sayın Genel Başkan ve parti meclis üyelerimiz bilgisini verecektir. Şimdi şöyle, benim gördüğüm kadarıyla ben de bir Çiğli sakin olarak benim iş yerim, okulum burada biliyorsun. Senin adaylığının geri çekilmesinden ötürü de bir yandan da bununla da alakalı sana birçok desteğin olduğunu biliyorum. Evet, evet. Yani arkanda güzel de bir kitle yapmışsın. Kendini sevdirmişsin bu aday adaylığı sürecinde de. Çiğli'ye temas etmişsin. Zaten seni Çiğli'den pek çok esnaf sakin de tanıyor. Şimdi kolay bir mesele değil. Sen bir hafta saha çalışması yaptın, SKM ofisini tuttun, belli bir emek verdin, buna göre bir projeler hazırladın ve başladın. Evet. Ya bunlar şimdi genç bir adamsın. Aynı zamanda. Çocuk aday diyorlar değil mi? O da vardı. Ona geleceğim. O çocuk adaylığına geleceğim. Öyle o sloganlara, o yakıştırmalara. Fakat bu bir travmatik olay da olabilir. Yani şimdi birçok genç sana bakıp senin yaş grubunda siyasette böyle şeyler oluyormuş da diyebilir. Bu konuyla alakalı ne düşünüyorsun? Şimdi Mahmut'cum şöyle oldu. Konunun başlangıcı bizim siyasete girmemizdeki asıl amaç da buydu. İnsanların, gençlerin de var olabildiğini, Cumhuriyet Halk Partisi'nin vizyonunda gençlik değişiminin de var olabildiğini kanıtladık. Ağababa ilişkileriyle, feodal ilişkilerle aday olmamanın gerektiğini kanıtladık. Ben bunu eminim. Çok ciddi telefonlar, çok güzel telefonlar aldım. Gençlik Kolları Genel Başkanımız Sayın Genç Osman Kirlik'le de konuştuk. Onlar da çok güzel, olumlu mesajlar verdiler. Bir vizyon yarattık. Çiğli'yi biliyorsun. Çiğli'nin bazı dinamikleri var, yerel dinamikleri. Bizim partimizde itiraz kültürü hep vardır. Yani çünkü burada 23 tane aday adayı arkadaşımız vardı. Hepsi birbirinden değerli partili arkadaşlarımız. Hepsiyle birbiriyle çok yakından tanışımız, temasımız var. Fakat burada mutlaka bir itiraz kültürü de var bizim partimizin. Bu bizim partimizin dinamiğidir. Bu dinamik 100 yıllık bir parti olmasının asıl sağlayan temeller de bunlardır. Biz diğer partiler gibi değiliz. Diğer partilerde, kitle partilerinde şöyledir. Bir aday dayatılır, bu kabul edilir. Hiç kimse sorgulamaz. Tabii ki ufak tefek itirazlar olacak. Biraz itirazların dozu kaçtı. O konuda biraz gönlüm kırgın. Diğer arkadaşlarımızda da, oradaki arkadaşların hepsi sağ olsunlar beni aradılar. Pişman olduklarını dile getirdiler. Bir de bazı bir takılar falan yapıştırdılar. Çocuk aday ve ithal aday diye. İthal aday olmadığımı mesela sen beni kişisel olarak tanıdığım için çok iyi biliyorsun. Tabii o sinirle, o şeyle söylenebilir. Çünkü onların da destekledikleri bazı adaylar var. Yani orada bir 40-50 kişilik bir topluluk. 23 tane aday var. İkişer kişi desteklese zaten bir topluluk oluşturuyor. Tabii genel merkez bunlara çok dikkat etmez. Genel merkezimizin asıl belirleyici faktörü başka detaylardır. İlçe binasının önünde senin ilk aday olduğun açıklandığı gün bir eylem oldu. Demin onu söyledin. Orada bir topluluk vardı. 50 kişi, 60 kişi, 70 kişi her neyse. İthal aday istemiyoruz. Çocuk başkan istemiyoruz diye. Çocuk başkan ve ithal başkan açılımı nedir? Şöyle, ben senin çektiğin videolardan dolayı da olabilir. Sanırım olabilir. Ben çocuk adaya konusunu çok tuttum. Hatta biz bunu diğer çalışan arkadaşlarımızla da görüştük. Şey yapacağız, seçim propagandasına dönüştürecektik. Çocuk aday olmak şöyle bir şey. Bu çocukluğu yansıtabilirsem ne güzel. Ben içimdeki çocuğu hiçbir zaman kaybetmeyeceğim. 100 yaşına da gelsem bunun yaşla bir alakası yok. Hatta Picasso ile Rafael'in bir hikayesi vardır bu konuyla ilgili. Çok önemlidir. Rafael gibi resim çizebilmek için 4 yılımı harcadım diyor Picasso. Bir çocuk gibi resim çizebilmek için tüm ömrümü. Yani çocuk kalabilmek, çocukça yaşayabilmek, hayatta çocukça bakabilmek, bunlar çok önemli detaylar. Çünkü yaşadığımız konjektür şöyle bir konjektür ki bize sürekli bir gerginlik. Siyaset denince gerginlik akla geliyor. Ben bu gerginliği tamamen kaldırmak üzere seçim propagandamı geliştirmiştim. Ve bu konuyla ilgili çok güzel tepkiler aldık. Çok olumlu tepkiler. Dünyanın her bir yanından. Yani bu değişim tabii ki böyle olacak. Değişim böyle başlayacaktı. Fakat oradaki arkadaşlarım tabii tepkiler olur. Ben hepsini medaletle karşılıyorum ama o çocuk aday diğer arkadaşı çok severim. O da beni çok sever. Herhalde o anki sinirle falan söyledi. Güzel bir seçim propagandasına dönüştü. Bence de çocuk adayın ilk hatta bakışı... limon vardı değil mi? Çiğ köfteci vardı. Evet. Bir el olmuştu. Çocuk adamım. Yani şöyle de bir şey var. Sen aynı zamanda konservatuar mezunusun. Sanattan, estetikten anlayan bir adamsın. Sanatçıdan belediye başkanı olur mu? Alası olur. Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız. Çok iyi bir heykeltıraş sanatçısıdır. Evet. Allah rahmet eylesin. Fatma Girişli Belediye Başkanımız çok iyi bir sanatçıdır. Her bilmeyenimiz yoktur. Bak şurada aslında şu detay çok önemli. Bir sanat vizyonuyla kente bakmak, yaşadığımız kenti güzelleştirmenin en büyük detayları sanat vizyonuyla gelişir. Çünkü kent estetiği dediğimiz şey müteahhitler, rantçılarla falan olmaz. Onların sahip oldukları her şeyi bizden çaldıkları sadece. Bizim sanat vizyonumuzu, bizim hayata bakış vizyonumuzu çaldıkları için kentler güzelleşemedi. Bir sanatçı gözüyle bakılamadı. Biz bunu sağlayacağız. Çiğli'ye benim sözüm var. Ben çocukluğumu bu sokaklarda koşarak, büyüyerek geçirdim. Bu konuyla ilgili projelerim, inanılmaz projelerim var. Çok mutluyum. Sadece yaşadığımız bu süreçle ilgili biraz kırgınlıklarım var tabii. Yani. Adaylığının geri gelebileceğini düşünüyor musun? Adaylığımızın geri gelebileceğini tabii ki düşünüyorum. Çünkü Çiğli'nin dinamikler üzerinden örnek veriyoruz. Çiğli'de bir itiraz kültürü vardır. Çünkü bize karşı çok büyük bir haksızlık yapıldığına karşı sahada çok büyük bir tepki var. Bunu karşılıyoruz, görüyoruz. Sürekli telefonlar alıyoruz. Sayın Genel Başkanımız da kürsüden bunu ifade ettiği için işte 32 yaşındaki Uygar Yıldırım Çiğli'ye, diğer aday arkadaşlarımız da saydı. Bu konuyla ilgili çok büyük bir tepki var. Sayın Genel Başkanımız benim adaylığım alınması konusunda ne gibi bir tasarruf kullandı onu bilmiyorum. Çünkü şu biraz benim gururumu ve onurumu kırıcı bir şekilde üstüme yapışmış oldu. Adaylık toplantısında, Manisa adaylık toplantısında Sayın Genel Başkanımız şöyle dedi. Sütte leke var, benim adaylarımda leke yok dedi. Evet. Yani bende bir leke mi vardı? İnsan bunu sorguluyor kendinde. Tabii bu ailemi de büyük bir travmatik olaya sürükledi. Tabii ben bunu metanetle karşılamaya çalışıyorum. Tabii üzülüyorum. Çünkü insanlara karşı sahada hala görüyorlar. Sayın Başkanım şunu yapalım, Sayın Başkanım bunu yapalım. Fotoğraf çektiriyorlar. biraz da renkli bir kişiliğimiz var biliyorsun. Bu konuyla ilgili bir şey de söyleyemiyorum. Uygar, konuşmanın başında da söyledin, telefonlarım çok çaldı. Aday adaylığı döneminde, adaylığın açıklandığı dönemde müteahhitler dedin. Bir baskı yaptığını söyledin sana karşı. Konuyla alakalı nasıl bir baskı yaptılar? Yani sen gelirsen şöyle yaparız, işte destek oluruz gibi şeyler mi bunlar? Yani sponsor mısın? Şöyle açıklayayım. Bunlar tabii off the record aslında, özel konuşmalar ama sürekli bir tehditvari. Çünkü biz kontrol edilebilir bir siyasi fraksiyondan gelmedik. Ben Cumhuriyet Halk Partisi rozetini yıllardır hiç yakandan çıkartmadım. Sadece aday olduğum gün çıkarttım. Türk bayrağı rozetini taktım. Çünkü bütün etnik kimlikleri, bütün kültürlerden oy almak için biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmaya başladık. Fakat bu siyaset simsarları, ben böyle diyorum, siyaset simsarları, siyaseti bir zenginleşme aracı olan gören bu kişiler siyasi figürleri böyle kontrol altına alınabileceğini düşünüyor. Ben kontrol altına alınabilecek bir figür değilim. Beni kimse öyle kontrol altına alınamaz. Ben sadece kontrol altına alınabileceğim, burada Çiğli'de yaşayan halk beni kontrol edebilir. Biz çünkü şeffaflık ilkesiyle aday olduk. Halkçı belediyecilikle aday olduk. Sosyal demokrat belediyecilikle aday olduk. Nedir bu sosyal demokrat belediyecilik? Ranta asla izin yok. Bakın, bu buradan üstüne yüzlerce kez vurarak söylüyorum. Ranta asla izin vermem. Bu isterse benim akrabam olsun, amcam olsun, yakın kişiler olsun. Benim kişiliğimi çok iyi biliyorsun. Buna asla izin vermem. Ve bu konuyla ilgili tehdit mesajları, işte destek olalım mesajları, biz de gereken cevabı veriyorduk. Bunların bir etkisi olabilir mi? Genel merkezime ben güveniyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi kimsenin söylemleriyle hareket edecek bir kurum değil. Fakat gene benim içimde de şöyle bir şey var. Bende ne leke vardı? Benim adaylığımla ilgili bir sorgulanma yaşandı. Ben MYK'mızdan, Merkez Yürütme Kurulumuzdan geçmişim, parti meclisimizden geçmişim. Sayın Genel Başkanımız kürsüde bunları ifade etmiş. İsmini okumuş. Tabii. Ya Türkiye tarihinde bir ilktir bu. Yani parti meclisinden geçip, Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde bir ilktir. Parti meclisinden geçip tekrar değerlendirmek üzere diye bir şey de Sayın Grup Sözcümüz Deniz Yücel de, İzmir Milletvekilimiz Deniz Yücel de bu konuyu böyle söyledi. Fakat parti düzeninde böyle bir şey yok. Tekrar değerlendirmek üzere diye bir şey yok. Biz oyumuzu aldık, içeride değerlendirildik. Sağ olsunlar bizi teveccüh ettiler. Bizim daha iyi yönetilebilir, diğer arkadaşlar daha iyi yönetebilir pozisyona koydular. Biz de aldık, sol göğsümüze koyduk, sağ çalışmasına başladık. 10 tane seçim öfüsü açtık. İzdiham. Gördüm videoları. İzdiham. Çünkü insanlar sıkılmıştı Mahmutcuğum. Bir renk geldi onlar için. Dedi ki Uygar rantçı değil. Uygar bir sanatçı vizyonuyla yönetecek. Çiğli hak ettiği değeri Uygar sayesinde alacak dediler. Bizim biliyorsun kıyı şeridimiz olan bir ilçeyiz. En büyük projelerimizden biri de biz burada artık buraya bir deniz turizmini açacaktık. Ben o rantçılara oraya izin vermem. Oraya villa yapıp, inşaat yapıp ben oraya imar açtırtmazdım. Hala da açtırtmam. Ben adaylığım geri gelince de onları açtırtmam. Yani buradaki tüm kameralarda, tüm arkadaşlar da duysun. Beni gelip bu konularla ilgili baskıyla falan yıldıramazlar yani. Cumhuriyet Halk Partisi şöyle bir köklü partidir ki tüm detayların hepsini araştırmıştır. Çok iyi bir, genel merkezimiz çok iyi bir 15 günlük çalışma yapmış adaylar üzerine. Tüm her şeyi inceleyip sık dokunmuşlar. Bizi de bu görevi layık görmüşler. Tabii biz de senin sorduğun gibi biz de bazı şeyleri bilmiyoruz. Neden? Biz onursuzluk mu yaptık? Adilik mi yaptık? Şerefsizlik mi yaptık? Neden benim adaylığım geri alındı yani? Çünkü insanlara benim bunu anlatmam gerekiyor. Durumda biraz üzücü. Kusura bakmayın, biraz modum da travmatik şeyler yaşıyorum bu süreçlerde. Bir küçük bir ara verdik, bir es verdik. Tabii zor bir süreç Uygar içinde. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sorularım var. Uygar, bu Alevilik konusunda bir açıklaman oldu sosyal medyanda. Evet, çünkü bu konuya girdim. Evet, Alevilik meselesi hakkında nedir düşüncen? Ben de bir Alevi olarak şöyle söylüyorum. Alevi kurumları siyasete karışmamalı. Hiçbir şekilde yorum bile yapmamalı. Bu konuda çok netim. Sanatçı bakış açısıyla belediye başkanlığı yapıp yönetmeyi düşündüğünü söyledi. Projelerini biliyorum. Bunları burada belki konuşmayız. Senin siyasi sırrındır bu. Aday olduğunda açıklarsın. O ayrı bir mesele. Çinli zor bir yer. Biz adayız. Aday olduğumuzda açıklayacağız. Evet. Yani saha çalışmalarını anlattık bunları. Evet. Evet. Çinli zor bir ilçedir aslında. Siyaset açısından da, sosyolojik açıdan da. Çünkü Çili halkının istekleri vesaire gibi durumlar var. Gelişmekte olan bir yer ve üstüne de koyulabilecek çok şeyler olabilir Çili'de. Bir sanatçı bakış açısıyla Çili'yi yönetmek biraz naif kalmaz mı? Hayır, naif kalmaz. Çünkü belediyecilik şöyle bir şeydir Mahmut. Belediyecilik bir personel yönetimiyle doğru orantılıdır. Bizim personel çalışan arkadaşlarımız, 1800'e yakın çalışan personel arkadaşlarımız var. Biz tabii daha önce adaylık sürecimizde toplantılarımızı yaptığımızda şöyle bir şeyler söyledim. Dedim ki biz size aidiyet duygusu sağlayacağız. Diğer belediyelerde olmayan bir şey. Nedir bu aidiyet duygusu? Çalışan personelimiz parmak okuyucuyla, kart okuyucuyla, göz okuyucuyla kendini sınırlamayacak. O aşkla çalışmalı. Yani biz onu zorlamamalıyız çalışmak için. İşte geldi mi bu arkadaş, sabah erken girdi mi? Bu konu çünkü bizim Türkiye'mizin en büyük problemi. Biz insanlara o aidiyeti verecektik Çiğli Belediyesi'ne. Bunu vereceğiz. Aidiyet duygusuyla çalışarak nasıl kendi işi gibi, nasıl sahip çıkacağını bize anlatacak. Yani ben onu sabah 8'de 9'da gelmiş diye kontrol etmeyecektim. Kendine bir aidiyetle yaklaşacaktı. İşe öyle başlayacaktı. Çünkü bu bir kent vizyonu yaratırken sanatçı kişileri doğru orantılı olur. Bir müteahhit kafasıyla, bir iş adamı kafasıyla buna böyle bakarsan o personeli, çalıştırdığımız belediye personeli aşkla çalıştıramazsın. Bizim toplumumuzun zaten şöyle bir problemi var. Çin'in dinamikleriyle ilgili biraz önce örnek verdi, sosyolojisiyle ilgili. Bizim aramızda gelir adaletsizliğinin olduğu bir ilçe. İşte bir tarafta Ataşehir'imiz var, bir tarafta Güzeltepe'miz var. Güzeltepe'nin ismini değiştiriyoruz. Orası güzel kent olacak. Mesela bu çok önemli bir projedir. Yani tepe ne yani? Orası güzel kent olacak. Ataşehir ve Güzeltepe'nin çok farklı dinamikleri var. Güzel kentin, özür dilerim. Çok farklı dinamikleri var. Biz onları ayrıştırmayacağız. İkisine de eşit hizmet gidecek. Tabii ikisinin de beklentileri başka. Mesela bizim sokak mikrofonumuz dolaşıyordu sokaklarda. Uygar Yıldırım mikrofonu aday adaylığımız sürecinde. Biz çok güzel bir projeyle başladık, bu olaya böyle yaklaştık. Aday adaylığımızda biliyorsun sen Mahmut. Arkadaşlarımız da daha konuyu daha net detaylı bilsinler. Mikrofonumuzu insanlara uzatıyorduk. Bir belediye başkanından ne gibi hizmetler beklersin? Mahmut'cum biliyor musun bazen çok masumane tekliflerdi. Mesela bir hanımefendi vardı. Egekent'te oturuyormuş bizim Egekent mahallemizde. Ya biz işe giderken çok gecikiyoruz dedi. Yarım saatte bir sefer olsun dedi. İşte oranın problemi o. Ataşehir'in problemi sen benden daha iyi biliyorsun. Kültür sanat anlamında bir şeyler görmek istiyorlar. Evet. Biz buraya bir sanat sokak projemiz var biliyorsun. Çok güzeldi. Buradaki projemiz. Çok güzel proje. İnsanlar kendi kentlerinden memnun olmalı. Başka bir kente geçmemeli. Burası bir metropol kenti. İzmir'in en büyük 5. 6. ilçesinden biri. Ve daha da büyüyor. Üniversitemiz var. Hastanelerimiz var. Organize sanayi bölgemiz var. Biz bütün dinamiklerimiz var bizim bunları kontrol edebileceğimiz. Fakat yapacak bir vizyon olması lazım. Dinamiklerin olması bir şeyi değiştirmiyor. Sen bu vizyonla bakmak için önce bir sanatçı vizyonuyla bakmak lazım. Sen bunu bir rant vizyonuyla bakarsan bütün her tarafı imara açarsın. Yani şimdi şöyle bir şeyle dolanıyor. İnsanlar şunu da konuşmaya başlıyor. Hem buradaki Çiğli ilçemizde yaşayan insanlar. Hakeza senin sosyal medyanda ben yorumlarını okudum. Fotoğrafların, videoların altında. Bir bağımsız aday olma konusunda sana bayağı bir yorum ve dile getiriyorlar. Hı hı. Bağımsız aday olmayı düşünüyor musun? Hayır asla. Cumhuriyet Halk Partisi kimliğiyle ben doğdum. Ölene kadar Cumhuriyet Halk Partisi kimliğiyle yaşayacağım. Sadece bağımsızlık değil bazı partilerden de teklifler geldi. İşte adaylık konusunda. Fakat ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin kararlarının çok sağduyulu olacağına konusunda eminim. Yani bu bir yanlış kararsa bizim adaylığımızın geri çekilmesi. Ben geri vereceğine çok eminim. Çünkü şurada bir infial yaratmaya gerek yok. Bir bağımsız aday çıkarak kendi kitlemizi, bazen istifalarla ilgili mesela bu konuya çok karşıyım. Yani burada senin kanalından da söylemek istiyorum arkadaşlarıma, beni destekleyen, bana gönül vermiş arkadaşlarım. İstifa asla etmeyin. Biz partimize sahip çıkacağız. Biz sadece bizi gösteren de bu parti adaylarımızı. Yani 32 yaşında birini aday gösterebilme vizyonu var bu partinin. Bizi gösterdiler. Gençlere bir umut olduk. Ha, ne oldu, ne bitti? Bizim adaylığımız geri çekildi. Bu konuda ben defalarca bunu deklar etmek istiyorum. Bunu ben de bilmiyorum. İnanın bilmiyorum. Zaten biraz da böyle duygusallaştıran bu. Hatta bir iki gün önceki attığım tweetle ilgili de bazen yorumları okuyorum. Diyorlar ki bir çocuk gibi adaylığını geri istiyorsun. Tabii ki çocuk gibi isteyeceğim. Ya bunda utanılacak bir şey yok. Ben hak ettiğim adaylığı geri istiyorum. Ben benden gasp edilmiş adaylığı geri istiyorum. Bunu benim yerime aday olan arkadaş için de çok zor bir süreç. Ben olsam onurlu duruşumu sergilerdim, asla kabul etmezdim o adaylığı. Asla. Çünkü benim gibi başka birinin çalışıp başka birinin saha çalışması yaptığı yerde tekrar bir adayın kendini tanıtması parti için bir güvensizlik pozisyonu yaratıyor. Bağımsızlık adaylığı gelince diğer partilerden alayım asla olmam. Buradan arkadaşlara sakın istifa etmemeleri konusunda uyarıyorum. Siyaset uzun soluklu bir süreçtir. Biz adaylığımızı alacağız ve rekor oyumuzu Çiğli'den alacağız. 100.000 oy alacağız buradan. 100.000. Başka bir tartışılan bir konu daha var aslında. Şimdi sen de suyundan yudumlarken yüzüğün cevap sende yapmadan önce, röportajdan önce ben biraz araştırdım seni. Yani sosyal medyana vesaire baktım. Yüzüğün konusunda bir tartışma oluşmuş durumda. Evet. Yüzüğün de Turan mı var? Herkes öyle bir yakıştırma yaptı ama tabii Turan değil. Ernesto Che Guevara'nın bir yüzüğü. 15 yıldır parmağımda. Dik dur gülümse diyen büyük devrimci Che Guevara. Ben çok severim. 35 yaşında çok büyük bir devrim gerçekleştirdi. Bize çocuk aday diyenler itham olsun biraz yani. 35 yaşında neler yapabiliyormuş insan, onu anlasınlar biraz. Tuğra motifi değil. Tuğra motifi de olsa takabilirdim. Onları da eleştirmiyorum ama ben Che Guevara'yı çok severim. Evet. Onu yıllardır parmağımda. O da sende özdeşen bir şey olmuş gibi. Evet, gibi. Şimdi şeye geleceğim. Önümde boyama kitabı var. Senin tasarladığın. Bu evet. Seçim kampanyasında çocuklara şöyle de göstereyim ben. Şimdi ben de bir eğitimciyim. Aynı zamanda çocukların dilinden az çok anlarım. Bu tarz şeyler çocuklar için çok sempatik, evet. Çok aslında yaratıcılığını da arttıran bir şey. Burayı örneğin şu an önümde bir kedi figürü var ve bunu hayalinde boyayarak bir karakter yaratacak kendine. Çok güzel bir düşünce. Onu en başta sana söyleyeyim. Bu senin mi aklına geldi yoksa nasıl? Benim aklıma geldi. Oldu. Çocuklar bizim geleceğimiz. Zülfü Livaneli'nin de çok güzel bir şiiri vardır. Madem bu çocuklar tükan, madem bu çocuklar saylan, gelecek onlarındır, gerisi yalan. Değişir bu düzen, döner devran. Yani aslında bütün geleceğimiz bizim çocuklara bağlı. Biz de çocuk yaşlarımızda böyle şeyleri çok severdik. Boyayalım, hayatı renklendirelim diye. Biz de şimdi onların bir abisi olarak hayatı renklendirmek için böyle bir şey yaptık. Çok güzel ses getirdi. Tabi bunlar onun için değildir. Hayat, siyaset sadece oy kazanmak için yapılmaz. Biraz da insanların duygularına dokunmaya sahip olmak lazım. Bizim yaptığımız videolar da aslında genel hitabiyeti buydu. Herkesle kucaklaşacağız dedim. İşçisiyle, köylüsüyle, emekçisiyle, esnafıyla, yaşlısıyla, genciyle herkesle kucaklaşacağız. Belediye başkanlık sürecimiz de olursa bunu devam ettireceğiz. Onun için çocuklarla kucaklaşmak benim için ayrı bir haz. Bunları verince mutluluklarını görmeni isterdim sen de. O duyguyu yaşamanı isterdim Mahmut. Tahmin ediyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Bizim kanalımızın birçok genç arkadaş takip ediyor. Ben şu ana kadar aldığım konuklar toplum tarafından bilinen ve toplum nezdinde saygı gören ve takip edilen insanlar. Şu an senin toplum tanımaya başladı. Örneğin bir belediye başkanı olmuş olsaydın adayı, diğer belediye başkanları, örneğin bu kadar konuşulmayacaktı belki. Şimdi birçok genç de seni takip ediyor, birçok genç de araştırıyor aslında. Evet. Bir yandan da bir ufuk, bir ilham oluyorsun gençlere. Ben öyle bakıyorum konuya çünkü biz seninle eşitiz. Bu süreç, siyaset zor bir meseledir Türkiye'de. İdare etmesi de zordur, kontrol etmesi de zordur. Böyle bir iklimde. Bütün bunlara rağmen çok dik ve kavganı vererek gidiyorsun. Hala sürdürüyorsun. Kendi mağduriyetini anlatıyorsun insanlara. Birçok genç de şimdi seninle bu konuda hani merak ediyor. Gençler siyasette önerebileceğin ne olabilir mesela? Yani senin de geldiğin bir başarın var. Başarı herkese göre değişir. Şu an kendini başarılı mı görüyorsun ya da başarısız mı görüyorsun? O senin nezdinde olabilir ama birçok genç de şu an seni takip ediyor. Evet. Ne önerirsin? Yani fikrin nedir bu konuda? Genç arkadaşlarım, benim akranlarım ve genç arkadaşlar diye genelleme yapayım. Siyasetin dışında attığımız bir adım da siyasettir. Markete gidiyoruz, o da bir siyasettir. Her gün bir şeyin fiyatı değişiyor. Bunların hepsi bir siyaset hamleleridir. Bizim gençlerin içerisinde bulunduğumuz konjektürde gençlerin siyasetten uzak duruyor gibi söylemlere ben inanmıyorum. Herkes siyasetin çok içerisinde. Sadece en büyük etken şu, siyasette bizim gibi gençlerin aktif rol üstlenememesindeki en büyük sıkıntı. Yani onların ellerine fırıncı kürekleriyle vuruluyor abi. Tamam mı? Onlar hep böyle uzaklaştırılıyor, tekeleştiriliyor. Niye? İşte bizim yaptığımız videolar gibi biraz daha yeni nesile hitap etmek için. Herkes alışmalı bunlara. Sosyal medya çağındayız. Çünkü biz o siyasetin o meşhur tiltinden çıkartacağız bu siyaset kavramını. Siyaset deyince, biraz önce konuştuğumuz konuya gene tekrar değineceğim. Siyaset deyince asık surat gelmemeli insanların aklına. Gülelim ya. Hani benim videodaki gibi bir gülelim abi ya biraz diyorum ya. Bir değişsin artık, bir değişim olsun. Bu değişim tabii ki sancılı olacak dedim. Bunu ben belki biraz fazla içselleştirdim bu değişimi ama ben böyle olmasın, bunu sonuna kadar mücadele edeceğim. Siyasete hiçbir zaman kopmayacağım. Aktif olarak hala insanlara dokunacağım. Çünkü siyaset dokunularak yapılmalı. Sahalara çıkıp kitlelere hitap etmekle olmaz. Ben Şili'de seçim propaganda dönemimde belki 5.000-6.000 kişiye sarılmışım, kucaklaşmışımdır. Yani bunun üzerine yürümeli. Gençler de içerisinde olsunlar. Biz onlara bir ışık olduk. Gelsinler, ben diyorum beraber hareket edelim. Varsa fikirlerinizi dinleyelim. Yani belki bizim de kaçırdığımız şeyler olabilir. Büyük bir ekiple çalışıyoruz. Sen bizim ekibimizle tanışma fırsatı yakaladın. Yani güzel bir beyin takımımız var. Çünkü belediye yönetmek, bir siyaset kurgulamak sadece kişi nezdinde olan bir şey değildir. Büyük bir ekiple de gelmen lazım. Tabii bütün gençler bizim ekibimize katılabilir. Ben şey demiyorum yani, öyle egoist kavramlarım da yok. İşte ben başta olayım, en çok ben görüneyim falan, böyle demiyorum. Gelsinler hep beraber bir fikir sunsunlar. Bir geliştirmek için, Cumhuriyet Halk Partisi'ni büyütmek için daha neler yapabiliriz? Bunun tartışmasını yapalım. Genel Başkanımız da bu konuda çok açık fikirli. Dinliyor ve gençleşme listesini gördünüz. Tabii ki benim adaylığım konusundaki hüzünlülüğüm hala devam ediyor bu konuda. Şey çok enteresan. Şimdi senin adaylığın açıklandığında ben sana gece mesaj atmıştım. Evet. Tebrik etmiştim. Orada söylediğin cümle duruyor yani WhatsApp'ta hala. Beraber yöneteceğiz. Evet. Çok kıymetli bir şeydir. Demin sözü açıldı diye ben de onu paylaşmak istedim. Uygar, CHP'ye bir küslüğün var mı? Küslüğüm yok, gönül kırgınlığım var. Çünkü şöyle, bu ailem için de çok zor bir süreç içerisinde. Babamı tanıyorsun, çok duygusal. Evet. Hatta onun böyle çocukça şeyleri de çok severim. O çocukluğunu hiç kaybetmedi. Belki biraz da ben ondan dolayı böyleyim. O çocuk ruhu hep devam ediyor. Çok duygusallaştılar tabii. Şimdi yaşadığımız süreç, adaylık sürecinde büyük bir çalışma içerisinde, yoğun bir tempoyla başladı. Büyük kitleleri harekete geçiren bir eyleme dönüşmesi lazımdı bu. Beraber yol yürüdüğümüz arkadaşların da çok büyük hüzünleri var. Kırgınlığım yok, gönül kırgınlığım var. Bu konuda bir açıklama bekliyorum. Neden? Yani neden benim adaylığım geri alındı? Çok büyük tepkiler vardı, evet. Tüm ilçelerde olur. Dinamiklerle ilgili bahsetmiştim. Ama neden ben? Yani ben bunu hak etmedim. Hak edecek de bir siyasi figür değilim. Bir gençler aşık olmak için çıktık bu yola. Yüzlük kuyruğuna geldik. Günün sonunda adaylığımız geri alındı. Bu konuda çok ciddi bir açıklama bekliyorum. Yani neden ben? Çünkü bu benim için artık bir onur ve şahsiyet meselesine dönüşmüş durumda. Çünkü onlarca karalama, siyaset böyledir, karalama kampanyaları olur. Burada içine giriyorsan kabullenmek zorundasın. Biz onların hepsini kabullendik. Fakat bu kabullenebilecek bir durum mu? Bir açıklama bekliyorum yani. Evet. Eklemek istediğin? Bak, güzel bir sohbet oldu, sanki evimde oturuyormuşuz gibi. Eklemek istediğim bir şey yok. Evet. Güzel oldu. Ben senin kendini ifade ettiğini düşünüyorum. Elbette ki buradan biz birçok insana ulaşabiliriz. Hakeza sen yarın kaldığın yerden devam edeceksin. Belki esnafı dolaşacaksın gene. Belki arayanın sorunu olacak. İstişarelerin olacak. Şöyle bir araya da girmek istiyorum Mahmut. Adaylığımız alınmış gibi de görünüyor. Sahada böyle bir şey de yaşıyoruz arkadaşlarla. Şu an buraya gelirken de bir benzin istasyonuna girdik arkadaşlarımızla. Sağ olsunlar benimle fotoğraf çekiliyorlar. Biraz da internet fenomenliğine dönüştü bu iş. Tabii bu da güzel bir duygu. İnsanlar çünkü kendilerinden biri gibi görüp, sahiplenip, samimi davranıyorlar. Bunlardan hani sosyal medya tepkisini çok iyi alıyorduk ama şu an artık ben diyorum ki adaylığa maske nasıl olur diyor adaylığın. Diyorum ki böyle oldu. Neden diyor. Şimdi bu konu açıklanabilecek de bir konu değil. Çünkü Sayın Genel Başkanımız işte grup kürsüsünden konuştuğunu falan sürekli deklare diyorlar. Olur mu ya böyle şey olur mu ama sen adaysın falan. Diyorum gene küsmeyin partiye. Gene beraber çalışacağız ama şu an aday değilim. Aday bir başka arkadaşımız olmuş gibi. Bu konuda daha adaylığımız bitmiş gibi bir tavır alamıyoruz. Her gün gene sabah kalkıyoruz. Saha çalışmalarına devam ediyoruz. Yani normal yaşadığımız bir hayat döngüsü içerisinde de siyasi bir figürdük. Onun için bunu tamamen kesip atma ihtimalimiz zaten sıfır. Biz hayatın içerisinde her zaman var olacağız. Hayatın içerisinde her zaman mücadeleye devam edeceğiz. Her zaman mazlumun yanında duracağız. Her zaman. Ömür boyum benim ömrüm bu mücadeleyle geçecek. Biz zaten normal hayatımızda da her zaman emeğin yanında olduk. Çalışanın yanında olduk. Her zaman mazlumun yanında olduk. Yerde bir bitki ezilirse ben buna karşı tepkisiz kalamam yani. Buna karşı bir tavır duyarım. Öfkelenirim. Onu yapmaması için uyarırım bir insanın o doğru değilse. Ve bununla ilgili siyaset en büyük erdemi, siyasetin erdemi dediğimiz konu da bu. Bu konunun üzerinde yürümeli. Bir şeye küstük diye sadece hemen uzaklaşmamalıyız. Tabii ki hakkımızı sonuna kadar isteyeceğiz. Ben hakkımı alırım. Sonuna kadar alırım. Kimseye de hakkımı yedirtmem. Onun için bu süreci sonuna kadar mücadelesini devam edeceğiz. Evet. Şimdi senin de aynı zamanda bir sanatçı kişilik olduğunu bildiğimiz için çok da güzel bir enstrüman çalıyorsun. Evet. Seslendiriyorsun, yorumluyorsun. Bizim de programımıza bitirirken senden kısa bir renk olsun. Renk olsun. Buyurun zaten. Karlı kayın ormanında yürüyorum geceleyi. Karlı kayın ormanında yürüyorum geceleyi. Efkarlıyım, efkarlıyım. Elini ver, nerede elin? Böyle kısa bir şey yapalım. Şey demiştik bir videomuzda da, bağlama çalacağız, gitar çalacağız, piyano çalacağız. Ama asıl gönülleri çalacağız. O da önemli bir konu. Evet. Teşekkür ederiz. Çok kısa oldu ama biz moda girmiştik tam. Programın öncesinde de güzel bir neşe etmiştik. Aynen. Evet. Bir düşündürttü yani. Belki programdan sonra yine devam ederiz. Seviniriz. Teşekkür ederiz. Tekrar teşekkür ederiz. Uygar. Umarım bu süreçte muvaffak olursun. Elbette bir zor bir dönem senin için. Umarım her şey gönlünce olur. Tekrar ben de iyi dileklerimi senin için ileteyim. Hayırlısı olsun her şeyden önce. Evet sayın izleyicilerimiz, bir bölümün daha sonuna geldik. Bugün Uygar Yıldırım'la beraberdik. İzmir Çiğli CHP belediye başkan adayıydı ve o süreçte adaylığı geri alındı bir hafta sonra. Bütün bunları konuştuk. Kendisini anlattı, yapmak istediklerini anlattı, o süreçteki durumları anlattı ve bundan sonra olacaklar hakkında konuştuk kendisiyle. Her zaman söylüyoruz, programımızın da mottosu hayal et, plan yap ve eyleme geç. Çünkü cevap sende. Hoşça kalın.